Selamlar, ben Soner Şahinbaş. Teknoloji, e-ticaret, girişimcilik ve iş dünyasına ait en güncel haberlerle yeni bir videoda karşınızdayım. Getir, rakibi Gorillas'ı 1.2 milyar dolara satın aldı. Geçtiğimiz ay Almanya merkezli bir diğer hızlı market teslimatı servisi sunan Gorillas'ı satın alma görüşmelerinde bulunan Getir, kendi hesabından yayınladığı bir gönderide satın almanın tamamlandığını duyurdu. Getir'in bu satın almayla beraber Avrupa'nın en geniş hızlı teslimat firması haline gelmesi konuşuluyor. Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığımız duyuruda Getir, bu satın alma başlattığımız sektöre olan uzun vadeli taahhütümüzün, bağlılığımızın ve sektördeki konsolidasyona öncülüğümüzün bir kanıtı. Bu sektörün parlak bir geleceği olduğuna inanıyor ve güçlenen hizmetimizle daha da fazla kullanıcıya ulaşmayı hedefliyoruz ifadelerini kullandı. Amazon tedarik zincirine yönelik yeni bulut uygulamasını hayata geçirdi. Amazon'un bulut bileşim ve depolama hizmeti sunan yan kuruluşu Amazon Web Services, tedarik zincirindeki sorunları çözmeye yönelik müşterilerin tedarik zinciri risklerini ve maliyetlerini düşürerek içgörüler sunabileceği yeni bulut uygulaması AWS tedarik zincirini tanıttı. AWS tedarik zinciri ön lisans tutarı ya da uzun dönem kontratları olmadan var olan kurumsal kaynak planlamalarına ve tedarik zinciri yönetimi sistemlerine bağlanarak birleşik bir tedarik zinciri uygulaması sunuyor. AWS CEO'su Adam Selipsky, Las Vegas'taki AWS Re:Invent konferansında AWS tedarik zinciriyle tedarik zinciri verilerimizin bütünleşik bir görünümüne, makine öğrenimi temelli içgörülere ve önerilen eylem planlarına ulaşabilir ve böylelikle beklenmedik sorunlara hızlıca tepki gösterebilirsiniz açıklamasında bulundu. Uygulama SAP, EDI veya diğer depo ve sipariş yönetimi sistemlerinden aldığı tedarik zinciri verilerine birkaç adımda bağlanabilecek. Ardından tedarik zinciri verilerini bir harita üzerinde göstererek belirli bir lokasyondaki stoklarını aramalarına olanak tanıyacak. Başka bir lokasyonda oluşan sorunları nasıl çözebileceklerini bulmak için detaylı bir şekilde incelemeye olanak tanırken, bu sıradaki kurumdaki tedarik zinciri yöneticileriyle aynı uygulama üzerinden iletişim kurabilecekler. DoorDash 1250 çalışanını işten çıkaracak. Son dönemde artan enflasyon, piyasalardaki durgunluk ve pandemi sonrası belirsizlik nedeniyle Meta, Twitter ve Amazon'un dahil olduğu birçok büyük teknoloji şirketi işten çıkarmaları olacağını duyurmuştu. Yemek dağıtım hizmeti veren DoorDash'te geçtiğimiz hafta yaptığı bir açıklamada pandemi sırasında çok hızlı büyüyen ekibinde 1250 kurumsal çalışanı işten çıkarılacağını paylaştı. Pandemi süresince DoorDash'in büyümesiyle doğru orantılı olarak hızlı işe alımlar yaptığını ve kullanıcılarından gelen geri bildirimlere göre birçok yeni işletme kurduğunu söyleyen CEO Tony Zhu, yatırımlarımızın çoğu karşılık veriyor olsa da ekibimizin büyümesini yönetmede yeteri kadar titiz davranmadık ifadelerini kullandı. Trendyol, Kasım indirimlerinin sonuçlarını paylaştı. Trendyol, perakendeciler ve tüketiciler için alışverişin en yoğun ayı olan Kasım'a dair verilerini sosyal medya hesabı üzerinden yayınladı. Kasım kampanyaları boyunca 1 milyar ziyaretçi sayısına ulaşan Trendyol'da 11 milyon kişi 71 milyon ürünü satın aldı. Kampanyalar süresince 127 bin satıcı ürünlerini müşteriye buluştururken indirim yapan işletmeler satışlarını 4 kat arttırmayı başardı. İstanbul, Ankara ve İzmir'den sonra en çok satış yapan iller Kocaeli, Gaziantep ve Bursa oldu. Walmart, uygun fiyatlı ürünleri tarayan Trendgetter'ı tanıttı. Walmart, müşterilerin alışveriş dönemlerinde gördükleri ürünleri görsel arama yoluyla bulabilecekleri yeni aracı Trendgetter uygulamasını hayata geçirdiğini duyurdu. Trendgetter ile Walmart müşterileri Instagram veya TikTok akışında gördükleri ancak ürün etiketi ya da ürüne dair detayların bulunmadığı görselleri Trendgetter uygulaması aracılığıyla aratabilecek, benzer ürünlere daha uygun fiyatlarla ulaşabilecek. Walmart'ın kendi sitesi üzerinde yaptığı açıklamasına göre Trendgetter'da arama yapmak için bir ürün fotoğrafını çekmek veya var olan görseli yüklemek yeterli olacak. Müşteriler sonrasında Walmart'taki benzer ürünlere ulaşabilecekler. Evet, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu ve nice güzel içeriklerin takibi için kanala abone olabilir, bildirimleri açabilirsiniz. Ayrıca bizi sosyal medya hesaplarımızdan da takip etmeyi ihmal etmeyin. Görüşmek üzere.